Son Montuno, Küba müzik tarihinde bir dönüm noktasıdır. Açıkça tanımlanmış bir zemin vuruşunun olmayışı bu süre zarfında Afro son olarak bilinen bir tür, önce Kübalı, sonra iyi bir dansçı ve yeterince siyah olmak gerek demiş. Son 2, son 2, 3, 4. Herkese merhaba, Mehmet Ceyhan ben. Yine bir konu ile birlikteyiz. Bu seferki konumuz Son Montuno. Ancak bunu anlayabilmemiz için önce mutlaka bir önceki Son Cubano videolarını seyretmeniz gerek diyerek sözlerime başlıyorum ve ekliyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirim tuşunu da açmayı unutmayınız. Ne kadar sempatik söylüyorum, değil mi? Son Montuno, Küba müzik tarihinde bir dönüm noktasıdır. Küba müziğinin tarihi boyunca gelenek ve yenilik arasındaki gerilim, son müzik türünün evrimindeki itici güç olmuştur. Bu bağlamdaki en önemli yenilikler şüphesiz ki görme engelli tres sanatçısı ve besteci Arsenio Rodriguez'in eserleriydi. Konu Son Montuno olunca Arsenio Rodriguez'e değinmeden ilerlemek onun müzikte yaptığı yenilikçi devrime saygısızlık olur. 1911 yılında Küba'nın batısındaki Matanzas eyaletinde doğan Arsenio, Afrika'daki Kongo Nehri havzasından Afrikalıların soyundan geliyordu. Çocukken Kikongo dilinde konuşmayı öğrendi ve Afrika kültürel mirasının enstrümanları ve ritimleri konusunda da ustalaştı. Bir katır tarafından kafasına tekme atılan talihsiz bir kaza maalesef onu erken yaşta görmekten mahrum bıraktı. Yaklaşık 4 yaşındayken ailesi zengin Kongo gelenekleri ve yoğun müzikal faaliyetleriyle tanınan La Habana eyaletindeki Guines kasabasına taşındı. Akrabalarının ve arkadaşlarının yardımıyla Arsenio gençken tres, bas, konga ve bongo enstrümanlarında kişisel devrimini gerçekleştirdi. 1930'lu yılların başında Havana'ya taşındı, orada Sexteto Boston'u yönetti ve daha sonra Septeto Beyamar'ın bir üyesi oldu. İlk besteleri olan bolerolar o dönemlerden kalmadır. Arsenio 1930'ların sonlarında son müziğine damgasını vurmaya başladı. Bu süre zarfında Afro son olarak bilinen bir tür popüler hale gelmeye başladı. Afrosonlar, Afrika ve köle geçmişiyle ilgili temaları melodilerin merkezine koydu ve Küba'daki Afrika kökenli kreole dinlerindeki bazı ritimleri bestelere dahil etti. Arsenio'nun bestesi Bruca Manigua'nın sözleri İspanyolca ve Kikongo dilinde olup karmaşık armonilerinin sanatsal ve ilgi çekici bir boyutunda olması diğer Afrosonlardan onu farklı kılıyordu. 1940'larda Arsenio sonda çeşitli devrimler yaptı. Bir konga, bir piyano, üçe kadar trompet ekleyerek önceki son septetolarını genişleterek bugün hala conjunto formatı olarak bilinen formatı yarattı. Ayrıca bestelerinde Kongo kökenli Küba Palo Monte dinindeki ritüel müziğin karakteristik çekimlerini ve senkoplarını birleştirerek yeni bir son sentezi geliştirdi. Ortaya çıkan bu karışım Son Montuno olarak bilinmeye başladı. Önceki sondan daha yavaş tempoda çalındı. Yavaş tempo ve açıkça tanımlanmış bir zemin vuruşunun olmayışı bazı meslektaşlarının bu yeni sesin dansçılar arasında başarısız olacağına inanmasına neden oldu. Afro-Küba cazını yaratan başka bir yenilikçi olan Mario Bauza demiş ki, Arsenio'nun müziklerine dans edebilmek için önce Kübalı, sonra iyi bir dansçı ve yeterince siyah olmak gerek demiş. Biz çıkıyorduk baba, rahatsız etmeyelim. Yine de Son Montuno son derece popüler hale geldi ve 1940'lı yıllar boyunca Arsenio'nun conjuntosu Havana dansçılarının en gözde gruplarından bir tanesi oldu. Arsenio, New York'a yerleşmeden önce New York ve Havana arasında sürekli gidip geldi. Bu süre boyunca Küba müziğinin, salsa standartlarının ve hatta Latin cazın bile temelini oluşturacak olan şarkısı Bruca Manigua'nın yanı sıra bir dizi melodi daha yazdı. Bahsetmemiz gerekenler arasında El Reloj de Pastora, La Yuca de Catalina, Pa Que Go Sen,
Dundumbanza ve Meta y Guavanco vardır. 1960'lı yılların ortalarında Arsenio Rodriguez Los Angeles'a taşındı. 20. yüzyıl Küba müziğinin en temel yenilikçilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca New York ve Los Angeles müzisyenlerinin üzerinde muazzam bir etkisi oldu ve salsa hareketinin temellerinin atılmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda müziğinin karmaşıklığı caza eğilimli olan müzisyenleri de cezbetti. 1950'lerin başında Bebo Valdez liderliğindeki Kübalı cazcılar Afro-Cuban caz deskargasının temeli olarak Arsenio'nun melodilerini kullandılar. 1990'lara gelindiğinde Kolombiya'dan Justo Almeiro'dan Küba'daki Chucho Valdez'e kadar birçok Latin caz müzisyeni doğaçlama çalışmaları için ilham kaynağı olarak Arsenio Rodriguez'in bestelerinin rezervuarına ulaştılar. Yakın geçmişte Son Cubano'ya olan ilginin canlanmasıyla Arsenio Rodriguez'in bestelerinin çoğu Buena Vista Social Club, Afro-Cuban All Stars gibi dünyaca ünlü topluluklar tarafından çalındı ve kaydedildi. Efendim yine uzunca bir girizgahtan sonra haydi şimdi Son Montuno'nun formuna ve çalınış stillerine şöyle bir göz atalım. Hızlıca enstrümanlara bir bakalım, arkasından hemen seslere geçeceğiz. Perküsyonlarda klave, maracas, bongo, bongo bel, conga, güiro. Dikkat, timbal yok. Melodik enstrümanlarda tres, piyano, trompetler, vokal ve korolar. Sesler bölümüne gelince artık birçok enstrümanı çok iyi bildiğiniz için burada detaya girmiyorum zaman kazanmak adına. Örneğin güiro'yu biliyorsunuz, maracas'ı biliyorsunuz, klavyeyi biliyorsunuz. Şayet ilk defa seyreden arkadaşlarım varsa onlar lütfen bir önceki videolarıma bakarlarsa bunlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirler. Buradaki en önemli değişim bongo enstrümanında gerçekleşiyor. Son müziğinde bongo baştan sona şarkıya eşlik ederken Son Montuno'ya geldiğinde işler birazcık değişiyor. Vokal bölümünde bongo çalarken koro bölümü veya Montuno bölümü geldiğinde bongosayra bongoyu bırakarak eline bongo beli alıp şarkıya bongo belle eşlik etmeye devam ediyor. Şöyle minik bir örnekleme yapalım. Buranın vokal bölümü olduğunu düşünelim. Koro bölümüne geçişte dikkat edin. Dikkat ettiğiniz üzere buranın koro bölümü olduğunu düşünürsek veya Montuno bölümü bongo belle şarkıya eşlik etmeye devam ediyor. Sonra hatırlayacağınız üzere bir tane conga eklenmişti. Conga bir tane olduğu için vokal, koro veya Montuno bölümlerinde aynı şekilde tek çalınma stiliyle şarkıya baştan sona eşlik ediyor. Ona da minik bir örnekleme şöyle hemen. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bas bölümüne geldiğimizde kontrabastaki en önemli değişiklik artık daha aksanlı çalmaya başlarken birinci sayıda neredeyse hiçbir notaya basmazken cümle sonundaki klavyenin son iki vuruşuyla çakışıyor. Önce şöyle bir dinleyelim. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and. Hemen klavyeyle bir bakalım. Lütfen dikkat. 6, 7, and. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and. Susuyorum. Son. Bu arada yine minik bir hatırlatma. Sizlere ben en temel haliyle anlatmaya çalışıyorum. Yani geleneksel tarafını anlatmaya çalışıyorum. Tresler bir noktadan sonra yerini piyanoya bıraktığı için ben size burada piyano üzerinden devam edeceğim. Piyanonun da şöyle standart birkaç tane çalınma stili vardır. Önce bir dinleyelim. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1. 5, 6, 7, and. Mesela şöyle. İkinci bir stil, dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and. Hemen başka bir stil. Lütfen dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada en önemli nokta,
Hız olarak bazı şarkılar yavaş tempoda çalındığı için maalesef Çaçaça ile Son Montuno'yu birbirine karıştırabiliyoruz. Bu ayırım için Çaçaça videosunu seyretmenizi şiddetle değil, sevgiyle tavsiye ediyorum. Mesela bu şarkının hızı 140 BPM. Çaçaça ile karıştırabilme olasılığımız çok yüksek. Hadi bir göz atalım şimdi. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buranın bir vokal bölümü olduğunu düşünürsek koro bölümünde bir değişim olacaktı. Dikkat edin. Son, 2, son, 2, 3, koro. Bongo bal böyle çalıyorsa Son Montuno 1-3-5-7 de direkt olarak vuruyorsa Çaçaça videosundan hatırlayın, o müzik Çaçaça'dır. Hemen şöyle diğer örneklemelere bakalım. Bunun hızı birazcık daha yüksek, yanılmıyorsam 155 BPM. Lütfen dikkat. Çok bariz Son Montuno. Tekrar koro. Hemen son örneklememize şöyle bir bakalım. Burada şöyle bir şey yapacağız. Önce dinleyelim. Bu biraz daha hızlı. Uzun yıllardır dans eden arkadaşlarım bu bir şeye benziyor diyorlardır şimdi, eminim. Sizi daha fazla yormadan neye benzediğini hemen tekrar baştan alarak anlatacağım. Kafa direkt sallanmaya başladı yine. Son, iki, son, iki, üç, dört. Çok önemli birisi. Çok önemli birisi. Que bueno baila usted, benim ore. Çok önemli. Üçüncü örneği özellikle böyle bitirebilmek için hazırladım. Az önce de ifade ettiğim gibi benim ore de son derece önemlidir. Formu buradan alıp başka yerlere götürdü. İleriki videolarda ona da mutlaka değineceğiz. Ama şimdi yine bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazmaya çekinmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgi, barış, dans ve müzikle.